Learn and play. ve bina. Cenazenin hazırlanması ve cenaze namazı. Öncelikli olarak ölmek üzere olan kimseye kelime şahadet telkin edilir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize la ilahe illallah telkin edin demiştir. Bu ise kendisine ölüm alametleri inen kimselere yapılır. Zira Burada ölmek üzere olanlar kastedilmiştir. İkinci olarak, kişinin ölümü tam gerçekleştikten sonra gözleri kapanır, çenesi bağlanır. Üçüncü olarak, ölmüş Müslümanın yıkanması vaciptir. Ancak savaş meydanında ölen kimse yıkanmaz ve namazı da kılınmaz. Şehitler için özel hükümler vardır. Şehit kendi elbisinde defnedilir. Zira... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini yıkatmamış ve namazlarını kılmamıştır. Dördüncü olarak cenaze kanırken avret yeri öltürür. Cenaze çok az bir miktarda yukarı kaldırılarak karnına hafif bir şekilde bastırılır. Cenazeyi yıkayan kimse eline bir bez parçası dolar ve bu bezle cenazenin ön ve arka yolunu temizler. Ardından abdest aldırılır. Sonra cenazenin başı ve sakalları su ve sidr veya güzel koklu su ile yıkanır. Daha sonra cenazenin sağ yanı ardından sol yanı yakınır. Her seferinde cenazenin karnı yumuşak bir şekilde ovulur. Eğer cenazenin arkasından bir şey çıkarsa yıkanır ve pamuk konur. Pamuk ve benzeri şeyler burayı kapatıp tutmuyorsa modern tıbbı mant ve benzeri şeyler kullanabilir. Eğer üç defa abdest aldırıp yıkmak temizlik için yeterli olmuyorsa beş yahut yedi defa bu işlem tekrarlanır. Ardından cenazenin vücudunu kurulanır. Cenazenin bacak aralarına ve secde uzuvlarına güzel koku sürülür. Bedenin tümüne koku sürmek daha güzeldir. Kefen tütüsüyle kokulanır. Bıyık ve tırnakları uzun ise kısıltılır. Saçları taranmaz. Kadın kişinin saçları üç örgü yapılır ve arkasına salınır.